Merhabalar, Önel Yayın Evi'nin hazırlamış olduğu Minio 8 yaş eğitim setini inceliyoruz. Sizlere biraz Önel Yayın Evi hakkında bilgi vermek istiyorum. Almanya'da 1982'den beri eğitime hizmet veren Önel Verlang, 1995'te İstanbul'da Önel Yayıncılık olarak faaliyete başlamıştır. Ayrıca arkadaşlar Alman lisanslı Lük eğitim setlerini YUP adı altında 28 yıldır Türkiye'de çocukların eğitimine destek vermektedir. YUP eğitim setleri 50 farklı ülkede ve 20'yi aşkın dilde çocukların eğitimine yardımcı olmaktadır. Arkadaşlar eğitim setimiz şu şekilde şık bir kutuda gelmektedir. Bu eğitim setimizin arkadaşlar 10 tane kitapçı ve 1 tane lisanslı kontrol kutusu bulunmaktadır. Eğitim setimizin kazananları: algılama, kavrama ve sistem düşünme yeteneğinin gelişimi, dikkati belirli bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme, kendi başarısını ölçebilme ve özgüven kazanabilme, düşünerek öğretme ve düşünerek öğrenme, kendi zekasıyla doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme, el, göz ve beyin koordinasyonu sağlama, kolaydan zora öğrenmeyi kolaylaştırma, etkin katılım ile kalıcı öğrenme, yaratıcılığa destek ve teşvik, bireysel çalışmaya teşvik. Eğitim setimizin kitaplarını tanıyalım. Arkadaşlar bu eğitim setimizde toplamda yine 10 tane kitabımız bulunmaktadır. Ama eğitim kitabımızdaki etkinlikler kitaplara göre değişmektedir. Toplamda 171 tane etkinliğimiz bulunmaktadır. Sayı oyunları, okuma, düşünme, hesaplama kitabı, matematik ustası 1, toplama ve çıkarma işlemleri, matematik ustası 2, mantıksal ve matematiksel düşünme, sayı problemleri, matematik ve mantık oyunları, dikkat egzersizi, saat ve tarihleri öğreniyorum, eğlenceli okuma, zeka ve kelime oyunları 1, zeka ve kelime oyunları 2 olmak üzere toplamda 10 tane kitabımız bulunmaktadır. Bir tane de arkadaşlar şu şekilde lisanslı bir kontrol kutumuz bulunmaktadır. Bu kontrol kutusunu arkadaşlar hem Miniyup serimizde oynayabiliyoruz hem de dizge serimizde aynı kontrol kutusunda eğitim setimize destek verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi eğitim setimizin oynanışına geçmek istiyorum. Hemen şöyle kitaplarımızı geçirelim. Evet arkadaşlar, sayı oyunları, okuma, düşme ve hesaplama. Şimdi hemen kitabımızı açtık. 2 numaralı sayfadayız. Burada sayıları bul. Hemen kontrol kutumuzu açıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şurada küçük kutuların içerisinde arkadaşlar sayılarımız var. Onlar da kontrol kutumuzdaki sayılarla eşleşmekte. Diyor ki kitapçımız, 1 numaralı taşını al ve 1 numaralı soruyu oku. Diyor ki sayısı 14'ün 4 fazlasıdır. Sonucumuz da burada arkadaşlar. Sonucumuz da 14'ün üzerine 4 ekle diyor. Yani 18, 3 numaralı alana koy. 1, 2, 3. Hemen koyduk taşımızı. Şimdi 2 numaralı taşımızı aldık. Diyor ki sayısı 9'un 4 eksidir. 9'dan diyor 4 çıkar. 9'dan 4 çıkarttık. Sonucumuz 5. 5'te arkadaşlar 1 numaralı alana koymamız gerekiyor. 2 numaralı taşımızı alıyoruz. 1 numaralı alana yerleştiriyoruz. 3 numaralı taşımı aldım. Sayısı 15'in 2 fazlasıdır. 15'e 2 ekle. Sonucumuz arkadaşlar 17 olması gerekmektedir. 6 numaralı alan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taşımı aldım. Buraya yerleştirdim. 4 numaralı taşımı aldım arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Sayı 8'in 5 eksidir. 8'den diyor 5'i çıkart. Çıkarttığımızda sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. O da 4 numaralı alanda. 1, 2, 3, 4 taşı aldık. Yerleştirdik. Hemen 5 numaralı taşımızı aldık. 5 numaralı taşımızı aldık. Sorumuz 13'ün 1 fazlasıdır. Yani sonucumuz 14 olacak. 14 ise 12 numarada. Aldık arkadaşlar. Taşımızı en sona götürdük. 6 numaralı taşımızı aldık. 6 numaralı sorumuzu okuyalım. Sayısı 6'nın 0 eksiğidir. Yani cevabımız neymiş? 6. Cevabımız 6 olana bakalım. 8 numaralı alan. 6 idi. 7, 8. Taşımızı aldık. Yerleştirdik. Arkadaşlar 6 ile 9'un farkını göstermek istiyorum. 6'nın şu yuvarlak kısmında bir noktamız var. 9'un ise uç kısmında noktamız bulunmaktadır. 7 numaralı taşımızı aldık. Sayısı 15'in 4 fazlasıdır. Diyor ki 15'e 4 ekle. Ekledik. Kaç çıktı? 19.
19, 10 numaralı alanda 7, 8, 9. Ay. Burası 7, 7, 8, 9, 10. Aldık, taşımızı yerleştirdik. 8 numaralı taşımı aldım. Hemen sorusuna bakalım. Sayısı 7'nin 5 eksiğidir. Yani diyor ki 7'den 5 çıkart. Cevabımız 2. Sonucumuz 2. 7 numaralı alana yerleştirelim taşımızı. Koyduk. 9 numaralı taşımı aldım elime. Sayısı diyor 12'nin 3 fazlasıdır. 12'ye 3 ekle. Hemen ekledik. Cevabımız 15. 11 numaralı alana yerleştirdik taşımızı. 10 numaralı taşımı aldım. Sayısı 8'in 4 eksiğidir. Yani cevabımız 4. Cevabı 4 olan 9 numaralı alanda taşımı aldım, yerleştirdim. Son olarak 11. Sayısı 14'ün 2 fazlasıdır. Yani 16. O da 5 numarada. Hemen aldık, taşımızı yerleştirdik. 12. Sayısı 9'un 2 eksiğidir diyor. 9'un 2 eksiği. Cevabımız da 2 numaralı, yani 7. Hemen aldık, taşımızı ekledik yerine. Kontrol kutumuzu kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra arkadaşlar, şuradaki şekille eğer ki aynı şekli yaptıysanız doğru yaptınız demektir. Evet arkadaşlar, mini 8 yaş eğitim setimizin oynanışı bu şekildeydi. Umarım sizler de eğitim setimizi beğenmişsinizdir. Bu videomuzu özel sizler için bir indirim kuponumuz bulunmaktadır. Önen yayıncılığın web sitesinden yapacağınız alışverişlerde mini 8 yaş özel Zeki 10 kodunu kullanarak sizler de %10'luk bir indirime sahip olabilirsiniz. Videomuzu ve oyunumuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.